Selam, tekrardan hoş geldiniz YouTube kanalına. Bu videoda sizinle gastronominin başlangıç seviyesini konuşacağız. Ve bunu konuşurken de yapay zekaya sorarak yapacağım. Artık biliyorsunuz yapay zeka hayatımızın her yerinde ve yapay zekayı kullanarak nasıl bir konuyu hızlı bir şekilde öğreniriz. Onu size göstermek istiyorum. Burada ben tamamen kendim öğrenmek istiyorum. Hatta şöyle bir şey var, karara kıldım. Yapay zekaya sorarak gastronominin başlangıç seviyesinden başlayıp ileri seviyeye kadar öğrenmek istiyorum ve burada yazdıklarımı da Somgastro'da paylaşıyorum. Linki aşağıda bulabilirsiniz. Burada göstereceklerimin tüm metin yazısını somgastro.com üzerinden girerek orada ulaşabilirsiniz. Ama bu videoda ben kısaca size nasıl öğreniyorum bir konuyu yapay zeka ile beraber onu göstermek istiyorum. Eğer siz de gastronomi öğrencisiyseniz bu video tam size göre. Burada başlangıç seviyesinde üniversitelerde hangi konular ele alınır başlangıç seviyesinde göstermek istiyorum. Dediğim gibi başlangıç seviyesi yani kısa bir video tutup ana konuları belirleyip biz beraber öğrenmeye çalışacağız. Bir de yapay zekayı deneyeceğiz. Kullandığımız yapay zeka ise Somgastro tamamen gastronomi ve şarap üzerine eğitim görmüş bir yapay zeka. ChatGPT duyduysanız eğer onun en üst versiyonu yani bu bilgileri ChatGPT'yi kullanarak da alabilirsiniz. Biraz farklı alabilirsiniz ama aylık 20 dolar ödemeniz lazım. Ya sanırım Türkiye'de de 500 lira civarında. Ama onun yerine Somgastro'yu kullanarak da daha uygun bütçeyle de giriş yapıp öğrenebilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım isterseniz. Ben yapay zekaya sordum. Burada sizinle onu paylaşacağım. Ben yapay zekaya ilk olarak gastronomi ders konuları nelerdir diye sordum. Gastronomi konularını şu şekilde vermiş bana. Gastronominin tarihi ve kültürel gelişimi, beslenme ve diyetetik, gıda bilim ve teknolojisi, mutfak teknikleri ve uygulamaları, yiyecek ve içecek hizmetleri, şarap ve içecek bilgisi. Şarap ve içecek bilgisini burada ayrı tutması bence çok hoş. Mutfak yönetimi ve organizasyonu, uluslararası mutfaklar ve eğlenceli bilgi olarak da gastronomi sadece yemek yapma sanatı değil, aynı zamanda kültürel bir mirasın korunması ve geliştirmesi anlamına gelir. Bu nedenle gastronomi eğitimi hem pratik hem de teorik bilgiler kapsar. Evet, burada hem pratik hem teorik bilgiler kapsadığını söylüyor ama biz burada sadece teorik bilgileri ele alacağız. Ben de bu konuları verdi. Bakın çok güzel konular. Ben de tek tek buradan kopyala yapıştır. Gastronomi ve tarihi ve kültürel gelişimini daha fazla anlatmasını söyledim. Hatta görüyorsunuz burada temel gastronomi konuları, gastronomi tarihi ve gelişimi, farklı kültürler ve yemek alışkanlıkları. Şimdi bu konuyu net açalım ve kolay okumalı olsun diye de komut verdim. Yani birazcık daha kolay olsun. Bu arada vermiş. Hemen başlayalım. Gastronomi tarihi ve kültürel gelişimi, ilk çağlar ve avcılık ve toplayıcılık. Burada harika olan şu yapay zeka ilk Homo sapiensleri vermiş. Çünkü gastronomi o zaman başlıyor. İlk atalarımız daha dediğim gibi nasıl söyleyeyim? Atalarımız daha çok yırtıcı hayvan olmadan önce ağaçların üzerinde yaşayıp Homo sapiensler orada daha çok işte bulduğu yemekleri, meyveleri tüketmeye çalışan bir canlı türüydü. Daha sonra ateşin keşfiyle yiyeceklerin pişirilmesi ve saklanması konusunda devrim yarattı. Ateşin bulunması bence en büyük buluşlardan birisi. Çünkü bu sefer eti pişirerek, beynimizin daha farklı çalışarak silah yapma, daha farklı düşünme, diğer canlılardan daha farklı düşünme yoluna girerek bugünkü dünyanın hegemonyası en büyük yırtıcıları biziz aslında. Ama Homo sapienslerden başlamak önemli. Onları daha sonra da konuşuruz tabii ki ama sonra tarım devrimini söylemiş. Tarımın başlamasıyla birlikte yerleşik hayata geçildi. Evet, yerleşik hayata geçildi. Göbekli Tepe olsun, işte ilk yerleşik hayat orada. Orada tarımın tahıl, sebze, meyve yetiştirici yaygınlaştı. Hayvancılık, süt ürünleri tüketimi arttırdı. Antik dönemlerde Mısır, Yunan ve Roma uygarlıkları yemek kültüründe önemli gelişmeler yarattı. Baharat ve otlar yemeklere lezzet katmak için kullanıldı. Evet, Mısır, Yunan, Roma uygarlıkları birazcık daha farklı bir boyuta taşıdık gastronomiyi. Zeytinyağı, tabii ki şarap ve ekmek gibi temel gıdalar yaygınlaştı. Orta Çağ, şölenler ve ziyafetler. Artık Orta Çağ'da insanlar bir araya gelip filmlerde görmüşsünüzdür. Şölenler başlayıp müzik eşliğinde ziyafet çekmeye başladılar. Baharat ticareti arttığını söylüyor yapay zekamız. Manastırlarda yapılan ve bira ve şarap üretimi de önem kazandı. Hala bugün
Manastır biraları var. İsmi de hatta Trappist Beer. Daha çok Belçika'da yapıldı ama daha sonra İtalya, Hollanda, Amerika'da bile yapılmaya başlanıyor şu anda. Sanırım 14 ile 17 civarı arasında, yanlış hatırlamıyorsam, Trappist Beer diye geçiyor. Rönesans ve yeni dünya, yeni dünyanın keşfi, patates, domates, mısır gibi gıdaların Avrupa'ya gelmesini sağladı. Yemek tarifleri ve yemek kitapları yaygınlaştı. İnsanlar artık yemek kitapları, yemek tarifleri olmaya başladı. Yeni dünyada sofra da bu yemek sunumu önem kazanmaya başladı. Sanayi devrimini söylemiş. Konserve ve dondurmuş gıdalar gibi yeni saklama yöntemleri geliştirildi. Restoranlar, kafeler yaygınlaştı. Yemek pişirme teknikleri, mutfak ekipmanları modernleşti. Modern dönem, yani yeni dünya, fast food ve hazır gıdalar popüler hale geldi. Hatta bir film var, The Founder diye, McDonald's'ın filmi. McDonald's bugün dünyanın en büyük restoran zinciri. Lütfen yazın, bir bakın. Eğer izlemediyseniz şiddetle tavsiye ediyorum. Mükemmel bir hem girişimci filmi hem de McDonald's'ın nasıl kurulduğunu gösteriyor. Yani mükemmel bir hikaye. Yani inanılmaz. Uluslararası mutfaklar ve füzyon yemekler yaygınlaştı. Farklı kültürlerde yemek alışkanlıkları olmaya başladı. Asya mutfağı, Avrupa mutfağı, Orta Doğu mutfağı, Afrika mutfağı, Amerika mutfağı diye söyledim. Daha sonra beslenme ve diyeti yazdım. Beslenme ve diyetikleri karbonhidratları yazmış. Proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller, su, sağlıklı beslenme ilkeleri, dengeli beslenme, çeşitlilik, porsiyon kontrolü, düzenli öğünler. Yani gastronomi dersinde bunları tek tek açıklamak lazım aslında. Belki ilerleyen zamanlarda sizinle beraber bunları da yapabiliriz. Ama dediğim gibi aşağıya linki bırakıyorum. Ben bunun tüm hepsini alabilirsiniz. Burada ben sadece gösteriyorum. Somgas suyunu kullanabilirsiniz. 3 gün ücretsiz. Bence ChatGPT'ye $20-500 vermek yerine, Türkiye'de sanırım $20 değil $500 vermek yerine, burada 50 tokan ayda 150-160 lira verip somgaz suyu kullanabilirsiniz. Somgaz suyu günlük olarak kullanabilirsiniz ama benim tavsiyem daha çok böyle, eğer öğrenciyseniz dersleriniz için kullanabilirsiniz. Tabii ki gastronomi şarap üzerine, çünkü en gelişmiş versiyonu. Ama günlük hayatta da kullanabilirsiniz. Ben daha çok öğrenmek için kullanıyorum. Normal günlük hayatta da ChatGPT'yi kullanıyorum. Bu arada Somgastro'nun kurucusuyum. Onu da söyleyeyim. Burada gıda bilimi teknolojisinde neler, proteinler, fonksiyon gibi yağlar, doymuş yağlar, doymamış yağlar, vitaminler, mineraller, su, soğuk işlemler, kurutma, fermentasyon, kimyasal koruyucular, gıda güvenliği nasıl olur, hijyen uygulamaları nasıl olur, hasap uygulaması nasıl olur? Bunu eğer otelde çalışıyorsanız da zaten biliyorsunuz. Mutfak teknikleri ve uygulamalarını söylemiş. Bıçakları, kesme tahtaları, tabii ki onlar önemli. Yeşil, beyaz, kırmızı renkler de var. Tencereler ve tavalar, mutfak aletleri, fırın ve ocak, pişirme teknik, özellikle pişirme teknikleri çok önemli. Şarap eşleşmesinde onları da ilerleyen derslerde konuşabiliriz. Zaten şarap eğitimi dersinde de konuşuyorum onları. Pişirme teknikleri, kavurma, haşlama, fırınlama, ızgara, buharda pişirme, kızartma, menü planlama, daha çok bunlar reçete oluşturma. Eğer turizm otelcilik mezunuysanız bunları büyük ihtimalle görmüşsünüzdür ama yapay zeka görüyorsunuz. Bunları sizin için, Somgastro sizin için tane tane veriyor. Bunları tek tek üzerinde sorarak ilerleyebilirsiniz ayrıca. Bakın, yiyecek içecek hizmetlerini, alakar servis, set menü servis. Yani başlangıç seviyesinde gastronomi öğrenmek istiyorsak bunları bilmemiz lazım. İlk olarak Homo sapiens'lerden başlamak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü benim tavsiyem, onlar da bir ilk atalarımız olduğu için Homo sapiens'lerin tüketim alışkanlığı, ateşin icadı, orada etin pişirilmesiyle bizim evrimleşme sürecimiz, daha sonra tarıma yönelmemiz, sanayi devrimi, Rönesans devrimi, şu anki modern zamanlar, hepsini detaylı bir şekilde yapay zekaya sorup saatlerce aramak yerine yapay zeka sayesinde bilgileri alabilirsiniz. Bence çok mantıklı bir şey. Ben günlük olarak, dediğim gibi, günlük işlerimde ChatGPT'yi kullanıyorum ama Somgastro bir şeyi öğrenmek istiyorsanız detaylı bir bilgi veriyor. O bilgilerin içinde kaybolmamak, hap bilgileri istiyorsanız bu şekilde nokta noktalı size neler öğrenmeniz gerektiğini başlıklar halinde veriyor. Daha sonra başlıkları açarak sorabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Bakın, burada çay kahve eşleştirme, restoran yönetimi, müşteri hizmetleri. Burada müşteri dememesi lazımdı, misafir demesi lazımdı. Onu da düzeltmem gerekiyor. Şarap ve içecek bilgisinde neler görüyoruz normalde, eğer gastronomiye başladığınız zaman? Üretimini görmek zorundasınız.
örnekler, özellikler demiş. Beyaz şarap üretimi demiş, rosa şarap üretimi, köpüklü şarap, tatlı şarap, şarap tadımı ve değerlendirmeyi yapmanızı söylemiş. Yapmamızı söylemiş. Diğer alkollü ve alkolsüz içecekleri, bira, türler, lager, ale, stout, IPA, üretim, distili içecekler, viski, vodka, rum, gin. Gastronomi dediğimiz zaman bazı insanlar alkolsüz de olarak algılayabilir. Tamam, bunu da kabul ediyorum ama benim için gastronomi, az önce söylediğim gibi, homo sapienslerden başlayıp şu ana kadar devam eden sağlık, bilgi ve kültür açısından önemli bir alan, öğrenme alanı, bir hobi olarak görüyorum ben. Tabii turizm mezunuyum. Şarap konusunda da daha önce sommelierlik yaptım. Şimdi şarap konusunda içerikler paylaşıyorum. Ama benim için daha çok kültürel, sağlık açısından ve mesleğim açısından önemli ve keyif alıyorum öğrenmek için de. Saatlerce yazacağımı, şu anda öğrenciyseniz saatlerce Google'da arayacağınızı veya kitap okuyacağınızı, tabii ki kitap okuyun ama yapay zekayı da ihmal etmeyin sevgili dostlar. Ben burada size göstermek istedim. Dediğim gibi bu bütün bilgileri Somgastro'da aşağıya bırakıyorum linki. Orada bulabilip istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yapay zekaya girip bunlar hakkında tek tek bilgi de alabilirsiniz. İstediğinizi alabilirsiniz. Ama gastronomiyi ilk öğrenmek istiyorsak nereden başlamamız gerektiğini biliyoruz. Homo sapienslerden başlayıp işte bugünkü modern tüketime kadar geliyoruz. Dünya mutfağını öğreniyoruz. İçecekleri öğreniyoruz. Kahvesi, çay, şarap. Tabii ki şarap ayrı bir yerde. Çünkü çok daha detaylı bir konu. Bunları öğreniyoruz. Mutfak çeşitlerini, bıçak çeşitlerini, mutfakta neler kullanılır, baharatlar, soslar, yani o kadar çok konu var ki. Sonra mutfaklara giriyoruz. Avrupa mutfağına, Fransa mutfağı, İtalyan mutfağı, İspanyol mutfağı, Avusturya, şimdi sizler de söyleyebiliriz, Alman mutfağı, Türk mutfağı, tabii ki Yunan mutfağı, Asya mutfağına gidiyoruz. Çin, Japonya, Kore, Hindistan, Kuzey Amerika, Amerika, daha çok hazır gıdalar, Meksika, Güney Amerika'ya indiğimizde Peru, Şili, Arjantin, Uruguay gibi ülkelerin yemeklerini gastronomide başlangıç seviyesinde öğrenmek gerekiyor. Tabii bunları öğrendikten sonra şarap eşleştirmelerini yapmamız lazım, menü oluşturabilmek lazım. Keyifli bir yolculuk. Hemen öğrenilecek bir şey değil ama yapay zeka, bakın şu anda teknolojinin gücünü görebiliyor musunuz sevgili dostlar? Ne kadar hızlı bir şekilde konuyu bize derledi, topladı. Yani inanılmaz bir çağda yaşıyoruz artık. Yapay zeka gerçekten çok büyük bir buluş. Bakın burada uluslararası mutfakları söylemiş. Hatta yazalım, söyleyelim. İtalyan mutfağı, taze malzemeler, zeytinyağı, sarımsak, domates, peynir ve şarap kullanımı kesinlikle doğru. Popüler yemekler, pizza, makarna, risotto, tiramisu daha çok var. Ama başlangıç seviyesi olduğu için yapay zeka bu kadar tutuyor. Siz sorabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki yapay zekaya, ben İtalyan gastronomisi hakkında daha fazla bilgi almak istiyorum. Bana başlangıç seviyesinden ya da diyebilirsiniz kuzeyden güneye doğru o bölgelerin 5 ana yemeğini, gastronomik çeşitlerini yazabilir misin? Hepsini yazar. Siz burada ne istediğini, ne sorarsanız onu yazacaktır. Burada size tane tane açıkladı. Dediğim gibi Fransa mutfağını, Japon mutfağı, Meksika mutfağı, Hint mutfağı, Türk mutfağı, bölgesel yemekler, pizza margarita'yı vermiş, Japon mutfağı, sushi, Meksika tacoslar, Hint mutfağı, chicken curry, Türk mutfağı, hepsini de açıklamış. Yani istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz sevgili dostlar. Sadece göstermek istedim. Ben gastronomiyi bu şekilde öğreneceğim. Karar kıldım. En azından turizm okumuştum. Turizmde tabii ki yıllar önce görmüştüm ama şimdi yapay zeka ile tekrardan bilgilerimi tazelemek istiyorum. Ama neler öğrenmemiz gerektiğini ana temada başlangıç seviyesinde biliyoruz. Bir sonraki videoda artık tek tek belki de bunları ilerleriz. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.